Evet başkan, İddet ustamızın yanında Ali ustamızın, Ali ustamız ve güzel şeyler yapıyormuş. Nedir? Önce sizden dinleyelim. Ahmet Başkan, öncelikle geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Esnaflarımız adına ve Ali ustamızla. Her sanayide, her bildiğin sanayilerde olduğu gibi karavan sanayimizde de artık yurt dışına, yani karavan haricinde Türkiye'nin değişik illerine ve yurt dışına esnaflarımız bu gibi balkon koltukları, çatı kapatma, bunun gibi işler yapıyorlar. Alistan da bunlardan biri. Benim öğrendiğim kadar Fransa'ya artık bunlar ne demiriz tam bilmiyorum ama Fransa'ya 5. mi 6. mi paket kurukları göndermeye başlamış. Kendisinde ve diğer esnaflarımızı da tebrik ediyorum. Alistan'ın haricinde de daha öncesinde de birkaç esnaf arkadaşlarımız onlarda bu sorusuna falan götürdüler. Belki böyle bir haberler olmadı ama buradan bütün Türkiye'ye ve yurt dışında bu tip iş yaptıranlara karavanımızda da bu işlerin yapıldığını söylemek isteriz. Gerisine Ali Ustam nedir, ne değildir, neleri nasıl yapıyor, nasıl işlem yapıyor, Ali Ustam anlatsın. Kendisine de teşekkür ediyorum. Evet, Ali Ustam, nedir bunlar ve nereye gidiyor? Şimdi başkanım, önce geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Evet. Size ve Cemal Başkanımız. Bu Fransa'da bir inşaat şirketinin yeni başlatmış olduğu çoklu grup inşaatının teraslarının korkuluk demirleri. Ha, terastaki. Terastaki, evet, korkuluk demirleri. Hı hı. Benim atölyeme buraya ham demir olarak gelip, hı, ben burada kesip, istenilen ölçüye getirip, hı hı, kaynatıp, bu şekilde kumlama ve daldırma galvanizle birleşti. İşi bitirdikten sonra paletlerle istifliyoruz. Paletler de ondan sonra yurt dışı tırına yüklenip Fransa'daki şirkete istenilen yere ulaştırıyor. Bunu burada kontrolü tabii, yapıldı mı? Şimdi Fransız mühendisler benim önce ya, nasıl yapacağımı ve kaynağımı önce kontrol etti. Hı. Ve istenilen kaynak, ölçüler, standartlar uyumlu olduğu için, hı, biz sizinle çalışabiliriz. Artık bundan sonra sizinle çalışıp bu işleri benim yapmamı söylediler. Okey aldık. Ondan sonra bu 7 yıldır, evet, 7 yıldır 6. parti. Bir şey sormak istiyorum Ahmet Başkanım. Ali Ustam, az önce bakarken dikkatimi çekti. Şurada, şu bitmiş hali, evet, yani burada taşlama falan, normalde kaynakçılarımız bunları kaynaklı, bizim burada taşlıyorlar. Bunun niye bir özelliği falan var, niye taşlamadınız bunları? Şimdi yurt dışının özel bazı katı kuralları var. Kaynak taşlanmaz. Ha, taşlak bir, evet, mi? Kaynak taşlanmayacak, kaynak olduğu gibi doğal haliyle. Zayıflamıyor değil mi? Evet. Kaynak zayıflamayacak ve kaynak çekildikten sonra da o arkın oluşturduğu görünüm olacak. Hı. Eğer kaynak taşlanırsa kaynak zayıflar diye oradaki, evet, bazı kat kurallar var. O, evet, kurallara uymak zorundayız. Başka bunun dışında yaptığımız ne var? Bu teras korkulu kapılarım vardı daha önceden göndermiş olduğum. Gene aynı bahçe giriş kapıları, ev giriş kapıları, ev giriş korkulukları, duvar üstü korkuluklar. Bunlar da yurt dışına göre. Tabii. Hedef içinde yaptığımız işler neler? Yurt içinde. Karaman. Karaman içinde de demir doğrama, aynı çatı, kapı, pencere diye korkulukları, perforje özellikle. Evet. Özellikle perforje.